Seyhan'a mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerime sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Görüntüsü bu şekilde. Malum kış mevsiminde daha çok yapmış olduğumuz pırasa yemeğini bir de benden görün istedim. Pirinçli pırasa yemeği. Hemen malzemeler listemiz. Bir yemek kaşığı domates salçası. Yarım kilo pırasa yıkamış, temizlemiş olduğum pırasaları. E, gördüğünüz gibi yarım kilo 500 gram. 1 adet büyük havuç, yarım limonun suyu, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 dolu yemek kaşığı pirinç, tabii ki yıkanacak, 1 çay kaşığına yakın tuz, yarım çay bardağı zeytinyağı var. Şöyle ince ince pırasalarım benim. Onları çok küçük olmayacak şekilde, şöyle biraz uzunca olacak şekilde doğruyorum. Çok da aşırı büyük doğramıyorum tabii ki de. ve tüm pırasalarımı doğradım. Şöyle ılık suda ben biraz bekletiyorum. Bunu neden yapıyoruz? Acısı var ise acısı da çıksın. O arada biz diğer malzemelerini hazırlayalım. Havucu da doğuruyorum. Şöyle ortadan ikiye kestim. Yarım ay şeklinde doğrama işlemi yapıyorum. ve yarım çay bardağı zeytinyağını tencerenin içerisine koydum. Havuçlar geç pişeceği için ilk başta havuçları şöyle biraz kavurduktan sonra pırasaları koyuyorum. Suyunu da süzdüm tabii ki de. Şöyle hafiften çevirmeler yapalım çünkü pırasa dağılabilir. Şekli bozulabilir. İçindeki katları tamamıyla dışına çıkabilir. Ara ara bu şekilde kapağında kapatıp tabii ki kendi buharıyla daha rahat daha güzel pişmesi için kavurma işlemleri yapalım. Ee, bir tatlı kaşığı şekeri de koyuyorum. Karıştırma işlemi yapıyorum. Yine karıştırmaya devam ediyorum ara ara. Şöyle hafif şekilde dağıtmayacak şekilde parçalatmayacak şekilde pırasaları ezmeyecek şekilde karıştırma işlemini yapıyorum ara ara ve bir hayli de yumuşamıştı artık bir yemek kaşığı salçayı da koyuyorum sizler bir tatlı kaşığı domates bir tatlı kaşığı da biber salçası kullanabilirsiniz biber salçası bu tarz yemeklere çok güzel lezzet veriyor yakışıyor yine şöyle pırasalarımızı çok ezmeden Salçayı dağıtmaya çalışalım. Bir dolu yemek kaşığı pirinci yıkamıştık. Onu da içine ilave ediyoruz. Ve bir çay bardağı su koyuyorum. Sizler su bardağı ile de su koyma işlemini yapabilirsiniz veya tahmini miktar gözünüze hani göz tahmininize göre de su ilavesi yapabilirsiniz. İkinci su bardağı, ikinci çay bardağı suyu da koydum. Ve e, tuzunu da koyuyorum. Karıştırma işlemi yapıyorum. Su bardağı ile sizlere ölçü verecek olursam e, toplamda 2 su bardağı su koymuş oluyorum. Şu ana kadar 3 çay bardağı su koydum ve gördüğünüz gibi dördüncü çay bardağı da suyu koyduktan sonra yani sizlere tekrar söylüyorum e, su bardağı ölçüsüyle sizlere su ölçüsünü verecek olursam iki su bardağı su kullanmış olduk ve e, yarım limon da suyunu sıkmıştım içine ilave ediyorum artık böyle e, ocaktan almaya yakın limon e, suyunu da koyduktan sonra tabağıma aldım sizlere en son sunum halini gösteriyorum Şöyle biraz pul biber serpiştiriyorum. Dilerseniz bir e, diş sarımsak koyun. Ben sarımsağı sanırım bu yemekte e, bu tarifte unutmuşum. Çok lezzetli oluyor. Onu da açıklamalara unutmazsam yazarım. Videomun da sonuna geldim. Bana destek için e, videomu paylaşabilirsiniz. Bakın bu şekilde gayet de güzel, yumuşacık da e, her şeyi tam pişen bir pırasa yemeği yaptık. Videomu paylaşabilirsiniz. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Emeğe saygı için kanallarımızın öne çıkabilmesi için bizlere destek için yorum, like ve e, abone olmanız çok önemli. Hoşçakalın.